Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 15. haftası 3. videosundayız. Düzgün çokgenin konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Evet gençler notta kalmıştık. Bu notlar önemli. 2021 sınavına kadar böyle kitaplarda falan bunlara değinilmezdi aslında. Ama benim ta 2016'dan beri hazırladığım şeylerde notlarda bile vardı. Ben önem veriyordum buna. 2021 sınavında şimdi iki tane not vereceğim mesela bu videoda. Bu not ve buradaki not iki notun da karışımı sınavda soruldu arkadaşlar ve öğrencilerin yapamadığı soru tipi geldi yani orada. Hatta o senenin zor sorularından biriydi. Ama bu iki notu aklında kalan arkadaşlar büyük ihtimalle o soruyu yapmıştı. Siz de lütfen önem verin buna. Ee, böyle eskide kaldı çıkmaz falan deniliyordu ama soruldu arkadaşlar ve yine sorulma adayı. Evet, birinci notumuz bu. Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenarı ayıran köşegenler birbirine eşittir. Bak. Eşit sayıda kenara ayıran. Mesela şu sarı köşegene bak. İki kenara ayrılmış. Bu sarı köşegen de iki kenara ayrılmış. Bunlar birbirine eşittir. Sebep hocam şuradaki üçgenle buradaki üçgen nedir? Birbirinin eşidir. Çünkü niye? Şöyle bakacak olursanız bu açıyla da bu açı birbirine eşit ya. Hocam noktanın kolları çift çizgiye çift çizgi noktanın kolları çift çizgiye çift çizgi olduğundan dolayı. Birinci yol bu. İkinci yolda şu. Düzgün çokgenlerin etrafına bir çember çizilebiliyor arkadaşlar. Düzgün çokgenin bir etrafına bir çember çizecek olursak. Daha çemberi görmedik ama hatırlarsınız arkadaşlar. Eşit girişlerine ayırdıkları yaylar birbirine eşitti. Hocam bu yay bu yay bu yay bu yay birbirine eşit. E hocam sarıya bakacak olursanız sarı iki tane yuvarlak diye ayırmışsa, bu sarı da iki tane yuvarlak diye ayırmış. O zaman bunlar da birbirine eşittir. Ya da kırmızı üç kenara ayırmış. O üç tane eşit yay parçasını, bak bu kırmızı da üç kenara ayırdı demek 3 tane eşit yay parçasını ayırdı demek. Ayırdıkları yaylar birbirine eşitse o zaman bu kirişler de birbirine eşittir anlamına geliyor arkadaşlar. Çemberden geliyor. Özellikle bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verildiğinde diğer köşegeni de sen çizeceksin. Ama İki kenar ayıran köşegen verilmişse iki kenar ayıran köşegen çizeceksin. Üç kenar ayıran köşegen verilmişse üç kenar ayıran köşegen çizeceksin. Bazılarınız şöyle der. Mesela düzgün beşgeni örnek olarak gösterir. Hocam ben öyle bir köşegen çiziyorum ki bu. Hocam bu iki kenarı da ayırıyor, üç kenarı da ayırıyor. En az sayıda kenara ayıran bir düşüneceksiniz tamam mı? İki kenara ayıran gibi düşün. E zaten düzgün beşgende çizdiğiniz bütün köşegenler de beşgende anlatacağım. Hep iki kenar ayırıyor. Bak bu da iki kenar ayırdı. Bu da iki kenara ayırdı. Bu da iki kenara ayırdı. Bu da iki kenara ayırdı. Düzgün beşgende özel bir durum çıkmış oldu hatta. Düzgün beşgende çizilen bütün köşegenler hepsi iki kenara ayırdığı için hepsi birbirine eşittir. Yani bütün köşegenlerin eşit olduğu şeyler bir tek düzgün beşgende var arkadaşlar. Köşegenler haberiniz olsun. Hadi bakalım sorulara başlayalım. Örnek 14'e baktığımız zaman ABCDF düzgün altıgen demiş. Arkadaşlar düzgün altıgenin bir dış açısı 360/6'dan bölü alttan, 60 olduğunu öğrendik. 60 olduğundan dolayı burası da kaç derece? 120 derece olduğunu biliyoruz zaten. Tamam. Bu elimizde bulunsun. Bak bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Hmm. Bu köşegen iki kenara ayırmış düzgün altıgende. O zaman bir köşegende biz çizeceğiz. Yalnız hangisini çizeceğiz? Şu eşitliğin olduğu yerlerde. Hocam bunu mu çizeceğiz? Yok bunu çizince yan yana gibi durdu ama üçgen oluşmadı. Hocam bu köşegen yo üç kenara ayırıyor. Şu köşegen çizsek evet olur. Bakın bu köşegen de iki kenara ayırmış mavi altıgende. A. O zaman bu köşegenlerin eşitliğini gösterdiğimiz zaman şurada da bir x kenarlık çıktı mı çıktı. Arkadaşlar düzgün altıgenin bir iç açısını 120 derece bulduk. Hocam düzgün altıgende bu kenarlar da birbirine eşit olduğu için ikiz kenar çıktı burada. Bunlar 30 30 oldu. Peki hocam benim şuradaki ikiz kenarlığı kullanmam lazım. Bu ikiz kenarlığı nasıl kullanacağım diye soracak olursanız. Bak dış açısı belli. Buradaki açılar da ikiz kenarlıktan dolayı birbirine eşit. Nokta ve nokta açısının toplamı 30 derece yapmaz mı? Yapar be ya. Burası ne oldu? 15 oldu. Yani alfaya bakacak olursak 30 ile 15'in toplamı mı oldu o zaman arkadaşlar? Alfa 30 artı 15'ten kaç derece geldi? 45 derece geldi. Evet örnek 14'ün cevabını böylelikle 45 bulduk. Geldik örnek 15'e. Arkadaşlar biraz önce de anlattık. Düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşit. Ama o özelliği bilmemişiz gibi düşünelim şu anda. A, B, C, D, E düzgün beşgene biçimindeki karton A, D köşegeni boyunca kesilip şekil 2'deki konuma getirildiğinde A üstü C, A üstü C şurası 6 cm oluyor. Kesim işleminden önce beşgenin çevresi lastik ip yardımıyla sarılıp kesimden sonra şeklin çevresi lastik ip gergin halde olacak şekilde sarılıyor. Hmm, i̇p kaç santimetre uzar diye soruluyor arkadaşlar. Sen şimdi burada lastik ipi sarsan ne yapar? Şu gerginlik bu şekilde olur ve düzgün beşgen etrafını tam anlamıyla sarar. Lastik ip bu şekildeyken çevresi bu oldu arkadaşlar. Lastik ipi bunun etrafına sardığımda öncelikle biz lastik ipi sarmadan önce bir hamle yapalım arkadaşlar. Bizim düzgün beşgenimiz ne, ne oldu arkadaşlar? Şu şekilde kesilmiş. Arkadaşlar bir parçayı kesip öbür, öbür tarafa e, yapıştırdığımız zaman o kesilmiş parçayı da mutlaka mutlaka yerine yerleştirin. Daha da şöyle bir yerleştirelim öncelikle. Hocam önceden bak şu üçgenle şu üçgen birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Evet hocam. E şu üçgen buraya yapıştırıldıysa bak düzgün beşgenin kenarları bunlar değil mi? Şöyle düzgün beşgenin kenarları bunlar. Hocam bu çizgiler buraya denk geldi. Şu üçgen aldım buraya yapıştırdım. Hocam şu kenar da kenarların eşitliğini göstermek önemliydi. Hani bir parçayı kesip başka bir yere koyduğunuz zaman bunlar eş yapılardır. Bu eş yapıları kullanacaksınız diye hep nerede söyledik? Üçgenden beri hep size söyledik. Bak onu yaptım. Eksik parçaları tamamladım. Hatta açıları da yazın kardeşim. Düzgün beşgenin artık öğrendiniz. Kaç derece arkadaşlar? 108 derece. 108, 36, 36 yaptı. Ee, nereden bulduk? Dış açısı. 360 bölü 5'ten 72. 180'den 72 çıkınca 108 geldi. Bunlar da 36 36 yaptı. Ve şunu kesip buraya yapıştırdığım için şunlar da birbirine eşit oldu. Peki şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki adam bana bunun diyor şu şeklin etrafına diyor bir lastik ip gerdir bakalım diyor. Lastik ip gergin olacak şekilde diyor. İpimiz böyle mi olur? Şöyle mi olur arkadaşlar? Evet hocam diyenlere bir lastik ip sarın bakayım şunun etrafına. Arkadaş ip böyle mi gelir Allah aşkına veya burada? Burada lastik ip gergin diyor ya. Hop gergin olacak şekilde bu içe doğru bükülmüş. B noktasından A noktasına dümdüz gelmez mi lastik ip? İşte senden şuradaki mavi ip ne kadar uzamıştır diye soruluyor. Önceden kırmızı ipti. Şimdi ne kadar uzamıştır diye soruluyor. Önceden bir kenar A iken çevresi bunun 5A değil mi? Şimdi mavi iken de A bir kenar çizgi dediğimiz kenar A. işte ne kadar uzamıştır diye soruluyor. Hatta Buraya A diyecek olursam arkadaşlar A artı 6 mı yaptı burası? Evet burası da A artı 6 oldu. Hadi bakalım şimdi ne yapalım arkadaşlar? Açıya, açılara da daldık. Hocam burada bir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam 108'leri yazdık. E bir şey çizmeli burada. Bak şurada aslında ne var? Düzgün beşgenin bir köşegeni var burada. Köşegen var. Bak bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik var aslında soruda. O zaman ne yapacağız? Bir köşegende biz çizeceğiz. Çizelim bakalım. Şuradan yani tutup da şunu çizdiğin zaman şu, şununla alakalı oldu mu? Olmadı. Ve şurada herhangi bir özel durum oluştu mu? Oluşmadı. E şurada şunu çizersek a, hocam burası kaç derece? 108. Bunlar kaç derece yaptı arkadaşlar? 36 36 yaptı. Hocam iki iç açın toplam bir dış açıdan 72 burası. Ve 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 bu düzgün beşgende bu kenarla bu düzgün beşgendeki bu kenar birbirine eşit değil midir? Şu köşegenle şu köşegen. Evet çünkü bu köşegen de iki kenara ayırıyor. Bu köşegen de iki kenara ayırdığından dolayı. E hocam şu eşitliği gösterince e, bununla da bu eşit olmadı mı? Oldu. Yani x kenar çıktı. Tepe açısı 36 ise 180'den 36 çıkar 140, 144 2'ye böl 72 72 yaptı. Buraya da kaç kaldı? 36 kaldı. A 36 72 72 şu kenarla da şu kenar eşit oldu. Burası da A oldu. Şimdi mavi ipe bak bakalım. İp ne kadar uzamıştır diye soruluyor. Bunun çevresine baktığınız zaman bu kaç yaptı arkadaşlar? A, 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 A artı 6. 5 A artı 6 oldu. Arkadaşlar önceden bunun çevresi 5 A iken şimdi bunun çevresi 5 A artı 6 mı oldu? Buna göre diye ip kaç santimetre uzar diyor bize. E, 5 A iken 5 A artı 6 olduysa cevabımız ne olacaktır? 6 olacaktır arkadaşlar. İşte 15. sorunun cevabını da böylelikle 6 bulduk. Ve geldik. Güzel bir soruydu yalnız. Dikkat edin arkadaşlar. Çok hoş bir soru. Öyle bir soru sınavda gelebilir. Hatta dur bakayım şöyle bir yıldız atayım. Tam böyle sınavlık bir soru ya bu. Şöyle yıldızı düzgün bir şekilde at Kenan Hoca. Hop attık kardeşim. Evet geldik. Diğer özelliğe. Düzgün çokgenin köşesinden çıkan açılarda. Bak unutma. Köşesinden çıkan açılarda. Gördükleri kenar sayısı ile doğru orantı vardır arkadaşlar. Şimdi bu bunu da şöyle diyeceğiz. Köşeden çıkan açılarda bir kenarı gören alfa ise iki kenarı gören iki alfa bir iki üç kenarı gören üç alfa diyebiliriz arkadaşlar. Hatta burası da alfa yapar mı yapar. Bak hocam iki kenarı görüyor değil. Açı olarak baktığın zaman şöyle şöyle hocam bir kenarı görüyor burası da alfadır. Evet şimdi dikkatli bir şekilde dinle. Hocam bu nereden geliyor diyecek olursanız. Düzgün çokgenlerin etrafına bir çember çizilebilir. Biz buna çevrel çemberi diyebiliriz, iştihet çemberi diyebiliriz. İşte normal e, iştihet çemberi merkezi, çevrel çemberi merkezi falan da denilebilir arkadaşlar. Bak çember çizdiğimiz zaman Buradaki yayların hepsi birbirine eşit. Kilişlerin ayırtladığı yaylar birbirine eşit değil mi gençler? Eşit. E o zaman hadi buradan başlayalım. Hocam burası alfaysa gördüğü yer 2 alfa. E burası 2 alfa, burası 2 alfa, burası 2 alfa. Toplamda 6 alfaysa. Hop açı ve yay ilişkisi. Çevre açıda 1'e 2 oran vardı. Burası 3 alfadır hocam. Aa gerçekten de öyle oldu. Bak burada burası da 2 alfa dikkat. 2 alfayı görüyor buradaki açı hocam. Burası da alfa oldu. Hatta burası da 2 alfayı görüyor hocam. Burası da alfa oldu mu? Oldu. Çemberden geliyor. Bak şuradaki açıya bak. Buradaki açı da artık silebilirim ben çemberi. Anladınız olayı arkadaşlar. Ee, gördükleri kenarlarla doğru orantılıdır. Bir kenarı gören açı alfaysa, bir kenarı gören açı alfaysa, iki kenarı gören açı 2 alfa, üç kenarı gören 3 alfa. Hatta bak şuradaki açıdan bahsedelim. Bu açı olarak 1 2 3 kenarı mı görüyor? Hayır. Açı olarak bak. Hocam açı olarak 1 2 kenarı görüyor. Demek ki burası 2 alfa diyebiliriz. Hocam burası e açı olarak bak şöyle 1 2 3 4 5 kenarı görüyor. Yani burası 5 alfadır. Hatta burada güzel bir şey çıkıyor. Biz düzgün çokgenlerde nereye yoğunlaşıyoruz? Hocam dış açıya. E bir yerde dış açıya yoğunlaşalım. Mesela şurada bir dış açıya yoğunlaşacak olursak ister böyle dış açı, ister şöyle bir dış açı. Aa hocam Burada bakacak olursanız iki tane iç açının toplam bir dış açı değil mi? Evet. Yani burası ne yaptı arkadaşlar? 2 alfa yaptı. Bak ben bunun size nereden geldiğini gösterdiğim için içim rahat. Bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören açı 2 alfa. Üç kenarı gören açı 3 alfa diye 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 gider. Hatta burada dış açıda ne yapıyor arkadaşlar? Dış açıya bakacak olursanız da bir kenarı gören açı alfaysa hocam gördüğünüz üzere alfa ile alfanın toplamı 2 alfa yaptı. Yani Aynı zamanda dış açıyı gören açı da iki kenarı gören açıya eşittir. Yani iki alfaya eşittir arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde kalırsa daha hızlı ve daha pratik bir şekilde yaparsınız sadece. Nereden geldiğini gösterdiğim için rahatım arkadaşlar. Bak çemberden de geldim. E, gösterdik. O yüzden bu ma buradaki mantığı bence bilin. Köşeden çıkan açılarda yalnız bak köşeden çıkan açılarda. Bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören açı iki alfa. Üç kenarı gören üç alfa. Hatta dış açıda iki kenarı gören açıya eşit arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Evet gençler bunu anladık. Şimdi gelelim şöyle. İşte bu tarz sorularda karşılaşıyoruz onda. Arkadaşlar burada düzgün 20 gen demiş. 20 gen demiş. Ne yapıyoruz kardeşim? Yapacağımız hamle belli. Dış açısını bulacağız. Hadi bulalım. 360 bölü 20 dış açısı değil mi? Evet. E o zaman dış açısı kaç çıktı? 18 çıktı. Hocam dış açı 18. E bir kenarı gören açı alfaysa hani burada var mı öyle? Var tabii bak buradaki açı buradaki açı. Zaten senden EKH isteniyor. Aha buradaki açı. içeride açıyı bulurken bazı arkadaşlar iç açı formülünden de yapıyor da ben daha çemberde o göster göstermediğim için siz buradan yapsanız daha iyi olur. Bir kenarı gören açı alfaysa iki kenarı gören iki alfa olduğunu bilin. Hatta dış açının da iki alfa olduğunu bilin. Yani iki alfa eşittir 18 ya dış açısı. O zaman alfa kaç çıktı? 9. Yani bir kenarı gören açı 9 derece arkadaşlar. Bak Buradaki açı 1, 2 kenarı görüyor. Hocam 1 kenar gören 9 ise 2 kenar gören 18'dir burası. Buradaki açı şu açı olarak bak 1, 2, 3 kenarı görüyor. O zaman 1 kenarı gören 9 ise 3 kenarı gören 27'dir. Şurası 27 derecedir. Senden de alfa isteniyor. Alfa demeyelim şuraya x diyelim. O zaman x açısı da neye eşittir? 27 ile 18'in toplamı isteniyor arkadaşlar bizden. O zaman burası kaç yapıyor? 45 mi yapıyor? Evet 45 derece yapıyor arkadaşlar buradaki açı. Düzgün 20 gen değil mi? 18 bir kenara gören 9, iki kenara görüyor 18, üç kenara görüyor 27. İkisini topladığımız zaman da 45 derece yaptı. Evet güzel bir soru ve güzel bir yöntem ve güzel bir teknik arkadaşlar. Lütfen bunu öğrenin. Çünkü e, dediğim gibi 2021 sınavında iki özelliği de iki tane notu da karıştırarak sordular arkadaşlar. Bayağı da zor bir soruydu. İsterseniz ona bir bakın. Evet geldik düzgün e, kaçıncı soruya? 17. soruya. Arkadaşlar düzgün 18gen demişti. Yine düzgün 18gen. 360/18'den bölü 18'den burayı kaç buluruz? Özellikle böyle arkadaşlar düzgün çokgenlerde böyle çok kenarlılarda diyelim daha doğrusu. Düzgün çok kenarlılarda böyle bir şey gördüğümüz zaman, böyle bir kenarı gören, iki kenarı gören mantığında yaparsanız hatta içeride e, saçma sapan açılar böyle oluştuğu zaman biraz önceki sorudaki gibi arkadaşlar öyle bu yöntem aklınıza gelsin. Bir kenarı gören iki kenarı gören mantığında. Evet arkadaşlar. Şurada 20 gen 18 yapmıştı. Evet. Burada da ne demek düzgün 18 gen demişiz. 360 bölü 18 20 mi? Arkadaşlar bu bizim dış açı. Bak dikkat. Dış açı. Arkadaşım bir kenarı gören açı şurada alfa soruluyor ya beta ise iki kenarı gören iki betadır. Hatta burası dış açıda iki betaya eşit değil midir arkadaşlar? Evet. 2 betamız bizim dış açıya eşitse, 20 dereceye eşitse betayı buradan kaç derece buluruz arkadaşlar? 10 derece buluruz. Yani bir kenarı gören açı kaç derece arkadaşlar? 10 derece. Tamam. E o zaman arkadaşlar bir kenarı gören 10 derece ise şuraya bakacak olursak burada kaçı var elimizde? Hocam 1, 2, 3 kenarı görüyor bu. O zaman burası kaç derece yaptı arkadaşlar? 30 derece mi yaptı? Evet. E hocam sonra buradaki açıda kaç derece? 100 derece. E, burada dikkat ederseniz herhangi bir şey çizmeden yapabiliriz aslında. Ya da bir şey çizerek de yine sonuca rahat bir şekilde de ulaşabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. E, hocam buradaki dörtgenden gideyim dersiniz. Hocam buradaki açıyı bulmamız lazım. Dış açısı kaç dereceydi bunun? Dış açısı 20 dereceydi değil mi? Evet dış açısı 20. Çünkü 18 gen olduğu için. E, o zaman burada kaç, kaç derece yaptı? 160. Hocam 160, 30, 100 ve alfanın toplamı 360'tan sonuca ulaşabilirsiniz. Yalnız ben burada bu işlemi yapmam kardeşim. Ne yaparım biliyor musunuz? Hocam şurada şunu şöyle çizecek olursam e bu 20 ise bunlar 10 10 yaptı. Şuradaki açı kaç kenarı görüyor? Buradaki açı 1 2 kenarı görüyor. Burası 20'dir. 20 ile neyi toplarsam 80 yapar? 60'ı. O zaman alfada kaç derece derim burada? 60 ile 10'un toplamı derim. 60 ile 10'un toplamı 70 derece derim arkadaşlar. Böyle daha rahat bir şekilde yaparım bunu. İsterseniz 100, 130, 100 ile 160'ın toplamı kaç yaptı? 260 artı 30, 290. 360'tan çıkartırsan oraya da 70 derece kalıyor mu? Kalıyor. Dörtgen iç açıları toplamından da gidebilirsin bir şey çizmeden. Tamam? Evet gençler, görüyorsunuz gerçekten e, güzel bir yöntem, güzel bir teknik. Bunu bilmeden bu tür sorular gerçekten çok zor oluyor. Evet geldik örnek 18'e. Yani bu videonun son sorusu arkadaşlar. Evet düzgün 12gen demiş. Düzgün 12gen dediğine göre 360/12 bölü 12 bana dış açısını verecek. Dış açısı kaç derece arkadaşlar? 30 derece mi yaptı? Evet bu dış açı. E dış açısı 30 derece. Tamam bir iç açısını bulabiliriz. Hatta burada uzunluklarla alakalı bir şey var. Tamam bir kenarı gören açı alfa iken iki kenarı gören açı 2 alfadır. Hatta iki kenarı gören açı dış açıdır. E 2 alfa 30 derece eşitse bir kenarı gören açı kaç derece oldu? 15 derece oldu. Hocam burada bak 1, 2, 3 kenarı görüyor. 15, 30, 45 mi yaptı burası? Evet. Hocam 6 var x var. Üçgen oluşturmam lazım. E, o, o yüzden hop şöyle bir üçgen oluştursam. Üçgen oluşturduğum zaman aa, buradaki açı da 1, 2, 3 kenarı görüyor. Yani burası da 45 yaptı. Bak ne çıktı? 45, 45, 90 üçgeni çıktı. Yani burası 6 ise burası da ne oldu? 6. Yani e, ya da şöyle de diyebilirdiniz hocam 3 kenar ayıran köşegenle 3 kenar ayıran köşegen eşitleyip burayı da 6 bulabilirdiniz ama açıyı bulamazdınız şu mantıktan gitmeseydiniz. 2'si e, kenar dik üçgen çıktı 6 6 ise burası da kaç çıkar arkadaşlar 6 kök 2 çıkar. Ve gençler böylelikle örnek 18'de çok güzel ve tatlı bir şekilde ve çok kolay bir şekilde 6 kök 2 bulduk ki bu teknikle yaptığımız bütün sorular gerçekten kolay bir şekilde çıktı. Bu tekniği bilmezseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bu videoda anlattığım iki nota ayrı bir önem verin. Dediğim gibi 2021 sınavında bu iki notun karışımı soruldu ve zor bir soruydu. O soruya da bakın. Unutmadan bakın. Tamam. Gençler böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Düzgün beşgeni anlatacağız. O zaman bir sonraki videoda düzgün beşgenin videosunda konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.